testi ki sağlıklı bir insanda beslenme yoluyla alınan bir proteinin hidrolizi sonucu oluşan monomerler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi sağlıklı bir insan bir protein aldığında bunu N-1 kadar suyla parçalayarak çünkü kaç amino asitten oluştuğunu bilmiyorum. N tane amino asit oluşturacak. O zaman bu amino asitlerle ilgili diyor. Sondum reaksiyonunda parçaladığında şimdi amino asitin yapısında ne vardı? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot. O zaman ben bunu oksijenle yakarsam karbondan kaynaklı karbondioksit, hidrojenden kaynaklı su ve buradaki azottan kaynaklı ne oluşturacaktım? Amonyak. O zaman azotlu metabolik atı oluşturur. Doğru. İnsana ait hücrelerde düzenleyici moleküllerin sentezinde kullanılabilirler. Doğru. Düzenleyici moleküller kim? Mesela enzim. Düzenleyici molekül kim? Mesela hormon. Enzimler amino asitleri birleşerek proteinli bir apoenzim kısmını oluşturur. Amino asit türevli bir hormonda bulunabilir. İnsanda sentezlenemeyen amino asit çeşitlerinin bazılarını da içerebilirler. Doğru. Yani ben dışarıdan almış olduğum temel amino asiti bu proteinin yapısına da katmış olabilirim. Peptit bağları bulundururlar. Yanlış. Çünkü burası bir monomer arkadaşlar. Monomerlerde peptit bağı bulunmaz. O yüzden doğrudur dediği için cevabımız denizli oldu. Aşağıdaki görselde verilen E ve D molekülleri bitkisel. M molekülü ise hayvansaldır. Ve bunlar bir polisakkarittir. Şimdi polisakkaritleri ne diye ayırmıştım? bitkisel, hayvansal, yapı ve depo olmak üzere ayırmıştım değil mi? Şimdi bitkinin yapısına katılan neydi? Selüloz. Depo ettiğin nişasta. Hayvanın yapısına katılan kitin depo ettiği ise glikojen oldu. Şimdi selüloz suda çözülmüyordu. O zaman burası kesinlikle selüloz. Dallanma yapmadığı için suda çözülmez. D, D benim için nişasta, M ise glikojen oldu. Yukarıdaki bilgiyi vermeseydi de ben bunu bilebilirdim. Çünkü konu anlatımlarında söyledik arkadaşlar. Glikojen nişastaya doğru daha çok dallanmıştır. E molekülü seliloz, D molekülü nişastadır doğru. M molekülü glikojen olup prokaryotların, mantarların ve hayvanların depo doğru. Bir bakteri de glikojen depo eder, bir mantar da de glikojen depo eder, bir hayvan da glikojen depo eder. Aynı koşullarda E molekülü yani selüloz D ve M moleküllerine göre suda daha hızlı çözünür. Şimdi selüloz dallanma yapmadığı için suda çözünmez de. Ya yani şöyle düşünün yağmur yağınca bitkiler eriyor mu? Erimiyor. O yüzden bu ifademiz yanlış oldu. Doğrudur'u sorduğu için cevap 1 ve 2 oldu. Fosfolipit, steroid ve trigliserit molekülleri için. Fosfolipitin yapısında ne var? Önce oradan başlayalım. Şunlar vardı, ya, hücre zarının yapısına katılıyordu. Bu görmüş olduğumuz bir fosfolipit. Yapısında bir gliserol, iki yağ asidi, bir kolin bazı, bir de H3PO4 dediğim fosfat grubu bulunuyor. Trigliserite gelin depolanı biliyordu hatırlayın. Gliserol. 3 tane yağ asidi oldu. Steroid'e baktığımızda da monomer yapılı olduğunu görüyoruz. Yağ asidi içerme. Şimdi steroidlerde yağ asidi yok. Hücre zarından geçebilme. Steroid geçebilir çünkü monomerdir. Yani küçüktür. Ama fosfolipit ve trigliserit büyük olduğu için geçemez. Organik yapılı olma hepsi organik. Çünkü hepsi lipitlerin alt başlığı. Enerji verici reaksiyonlarda substrat olarak kullanılabilme. Ben sadece burada kimi parçalıyordum? Trigliseriti. Çünkü siz ister misiniz hücre zarınızı parçalarak enerji elde etmeyi? Depo edilebilme. Kim depo ediliyordu? Trigliserit. Hangisi ortaktır dediği için cevap sadece 3 oldu. Aşağıdaki tabloda bazı besinlerin eşit miktarının, eşit miktar önemli, vitamin içerikleri verilmiştir. Artı sayısı vitamin miktarını, yuvarlak vitaminin bulundurmadığını, X ise bilginin kesin olmadığını göstermektedir. Tabloda verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılamaz diyor. Hayvansal gıdalar genellikle bitkisel gıdalara göre daha fazla vitamin çeşidi içeriği sunar. Şimdi şurası benim hayvansal gıda. Şu kısım da benim bitkisel gıda. Şimdi hayvansal gıdalarda artı sayılarına bakarak aslında olup olmadığını bilebiliriz. Sanki bitkisel gıdalar biraz daha fakir gibi mercimek dışında değil mi? O zaman daha fazla vitamin içeriğine sahiptir olabilir. Ya da şuradan bakın. Mesela sığır etinde sadece D vitamini yok. E'nin olup olmadığı bilinmiyor. E, balık etinde sadece E vitamini var mı yok mu bilinmiyor. Yani daha fazla sahip. Vitamin çeşidi ve içeriği bakımından verilen besinlerden en fakir makarnadır. Makarnaya bakın B vitamini var geri kalan hiçbir şey yok. O zaman çok fakir. Birim miktarın içerdiği kalori değeri en fazla olan besin beyaz peynirdir. Şimdi vitamin değerine bakarak kalori hesabı yapamam bir de birim miktarının hesabını hiç yapamam. O yüzden cevap yapılamaz dediği için yalnız 3 oldu. Vitamin, mineral ve kolesterol için hangileri ortaktır? Şimdi vitamin organik, mineral inorganik, kolesterol organik. Neyin alt başlığıydı? Sitoreitin o alt başlığıydı. Şimdi vitaminler ve mineraller küçük olduğu için hücre zarından geçerler. Kolesterol de steroid olduğu için hücre zarından geçebilir. Hücre zarının yapısına katılma diyor. Şimdi e, kolesterol hücre zarının yapısına katılıyor hayvanda. Ama e, vitamin katılmıyor olabilir. Yani tam emin değiliz onunla ilgili. Vitaminin katılmasıyla ilgili bir durum yok çünkü şöyle bir fosfolipit tabakam var. Hücre zarında şöyle bir kanal proteini var. Tekrar fosfolipit tabaka devam ediyor. E, vitaminler burada e, kolesterol hayvan hücrelerinde şöyle katılıyor yapıya ama vitaminin katılmadığını biliyoruz. Düzenleyici olarak görev yapma. Şimdi vitamin ve mineral düzenleyici olarak görev yapabilir mi? Yapabilir. Kolesterol düzenleyici olarak görev yapar mı? Evet, hücre zarının akışkanlığını ayarlıyordu hatırlayın. Hidrolize uğramama evet, çünkü hepsi küçük. Enzimlerin kofaktörü olarak kullanılan da vitamin ya da mineraldir. O yüzden ortaktırı sorduğu için cevap 2 ve 3 yani Adana oldu. Ototrof beslenme özelliğine sahip bir canlı aşağıdaki moleküllerden hangisinin sentezini yapamaz? Ototrofsanız neyi sentezliyorsunuz? Siz üreticisiniz. Yani kendi Besinini sentezliyor. Yani organik moleküllerini sentezliyor. Vitamini sentezler. Temel asitini zaten sentezler. Yağ sentezler, glikoz sentezler ama minerali sentezleyemez. Niye sentezleyemez? Çünkü mineral inorganiktir gençler. DNA'daki guanin nükleotidi ile RNA'daki guanin nükleotidinde. Şimdi şu guanin DNA'da olduğum için şurası deoksiriboz. Burası ise fosfat oldu. Bu DNA'daki. RNA'ya geliyorum. Bu guanin. Burası riboz şekeri. Şurası da fosfat grubu. O zaman moleküler ağırlıkları farklıdır. Niye? Çünkü buradaki deoksiriboz C5H10O4. Buradaki riboz C5H10O5. Yani bir oksijen fazla. Glikozit bağı bakınız burası ve burası yani birer tane. Fosfat sayısı bakınız burada bir tane burada bir tane. Yani fosfatta bir tane oldu. Hangileri farklılık gösterir dediği için cevap yalnız bir oldu. Bir DNA molekülünün tek zincirindeki deoksiriboz sayısı aynı DNA molekülündeki hangilerine eşittir? Şimdi şu benim tek zincirim olsun, 50 şeker bulunsun deoksiriboz şekeri. O zaman e, bu 50 şeker bulunduruyorsa, burası da 50 şeker bulunduruyor. O zaman toplam DNA'da 100 şeker, o da eşittir 100 nükleotit. O da eşittir. 100 tane fosfat demektir. Doğru mu? O zaman toplam hidrojen sayısı. Şimdi adenin eşittir timin, guanin eşittir stozin ama ben adeninle timin miktarını bilmiyorum. Toplamını biliyorum. O yüzden bilemem. Fosfodiester bağ sayısının yarısı. Şimdi burada 49. Burada 49 var. 49, 49 daha 98. Yarıya bölersek 49 olur. Ama ben 50'ye eşit olsun istiyorum. O zaman bu da olmaz. Pürin bazılarının sayısı. Pürün adenin artı guanin mi? Şimdi toplam nükleotit adenin artı guanin artı stozin artı timinin toplamı 100'müş. O zaman adenin eşittir timine guanin eşittir stozine ise demek ki 50'si pürin geri kalan 50'si de primidin oldu. O zaman buna eşittir. Nükleotit sayısının yarısı toplam nükleotiti 100 yarısı 50. E ben 50'ye eşit olmasını istiyorum. O zaman bu da doğrudur. Hangilerine eşittir dediği için cevap 3 ve 4 oldu. ATP molekülü ile ilgili özelliklerinden hangileri tüm RNA molekülleri içinde geçerlidir? Yani mRNA içinde geçerli olsun, tRNA içinde geçerli olsun, rRNA için geçerli olsun istiyoruz. Şimdi tüm RNA'lar tüm canlılarda sentezlenir mi? Evet. Hepsi nükleotit yapılımıdır. Evet. Aktivasyon enerjisini sağlama ATP'nin görevidir. RNA'da böyle bir geçerlik söz konusu değil. Hangileri geçerlidir dediği için cevap 1 ve 2 oldu aynı miktarda ve çeşitte substratın kullanıldığı enzimsiz ve enzimli grafikleri aşağıda verilmiştir. Bu grafiklerdeki değişimler dikkate alındığında enzimler ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir? Şimdi şuraya girenlere yazalım. Şuraya da ürünleri yazalım. Girenlerin enerjisi ile ürünlerin enerjisi değişmemiş arkadaşlar. Dikkat edin bu bir. Enzimli tepkime neyi düşürmüş? Aktivasyon enerjisinin yüksekliğini düşürmüş. O zaman enzimli tepkime daha hızlı gerçekleşmiştir. O zaman hangilerine ulaşılabilir dediği için tepkime için gerekli aktivasyon enerjisi miktarını azaltır. Doğru bakınız yüksekliğe. Oluşan toplam ürün miktarını arttırırlar. Yanlış. Sübsüstratın enerjisini azaltırlar. Sübsüstratin enerjisini de azaltmamış giren enerjisi eşit. O zaman bu da yanlış. Hangilerine ulaşılabilir dediği için cevap yalnız 1 oldu. Hayvansal bir organizmada sentezlenen bir trigliserit molekülü ile fosfolipit molekülünde hangileri özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Şimdi gliserol artı 3 yağ asidi birleşerek trigliserit artı 3 tane su oluşturacak. Bu tepkimeler arasında bağ kurulacak. O yüzden ester bağ kurulduğu için buna biz esterleşme diyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi ben fosfolipit sentezi yapayım. Bir gliserol. iki yağ asidi. Artı bir tane fosfat grubu birleşecek. Ne oluşturacak? Bir fosfolipit Artı 3 tane su oluşturacak. E, o zaman burada da ester bağ kurulduğu için tepkime 1, Esterleşme tepkimesi olacak. Esterleşme tepkimesiyle üretim mi doğru? Hücre zarının yapısına katılan kim? Fosfolipit. Trigliserit için ortak değil. Yağ asidi ve gliserol içermek ikisi için de ortak. Hangileri ortaktır dediği için cevap Denizli oldu. Evet, bu testin son sorusundayız. Aşağıdaki grafikte enerji verici organik moleküllerin birim miktarlarından elde edilen enerji miktarları verilmiştir. Şimdi birim miktardaki enerji grafiği ise en fazla enerjiyi yağlardan sonra proteinden en az enerji ise karbon sağlarım. Buna göre K karbonhidrat L yağ M proteindir yanlış. Canlı yapısında en çok oranda bulunan Organik moleküllerdir doğru. Çünkü canlının yapısında en fazla protein var. Organik yapıl demeseydi su olacaktı. Açlık durumunda önce M kolay parçalanır. Sonra K en sonda L parçalanır doğru. Çünkü yapıya katıldığı için. O yüzden doğruduru sorduğu için cevap denizli oldu.